300 gram kıymayla yapılan harika bir patatesli akşam yemeği yapacağız sizlerle. İlk olarak kıymayı tenceremizde kavuracağız. Bunun için yağ ekliyoruz tenceremize. Yeterli bu kadar yağ. Ocağımızın altını da açtık. Yağımız kızdıktan sonra kıymamızı ekliyoruz tenceremize. Kavurma işlemine geçiyoruz. Kıymamızın rengi şu şekilde olacak. Rengi değişecek kavururken. Ardından yemeklik doğradığımız soğanlarımızı ilave edeceğiz. Şimdi yemeklik doğradığımız soğanlarımızı da tenceremize ekliyoruz. Biraz daha kavuralım. Malzemelerimizi fırına süreceğimiz için öyle yakana kadar kavurmaya hiç gerek yok. Şimdi sarımsaklarımızı şu şekilde doğruyoruz. Ardından kıymamızın ve soğanımızın içerisine ekleyeceğiz. 1-2 dakikada o şekilde kavuracağız. Ekliyoruz sarımsaklarımızı şimdi. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave edelim şimdi kavurduğumuz kıyma, soğan ve sarımsağımızın içerisine. Çünkü gerçekten iyi bir tat veriyor. Salçanız varsa bir yemek kaşığı salça ilave edin. Yoksa 2 yemek kaşığı domates sosu. Ben domates sosu ilave ediyorum. Kavurduğum kıyma, soğan ve sarımsağımın içerisine. Şimdi 1,5 su bardağı su ilave ediyoruz kavurmamızın içerisine. Suyumuzu da ekledik. Ardından bir tutam karabiber ilave ediyoruz. Bir tutam pul biber. Bir tutam tuz. Ardından bir tatlı kaşığı çeşni ilave ediyoruz. Tuzu ben az ekledim. Siz isteğinize göre fazlalaştırabilirsiniz. Tuzu ben çünkü fazla sevmiyorum. Yaklaşık 2-3 dakika kapalı şekilde pişirdik. Şimdi ocaktan aldık. Ardından patateslerimizi yemeklik bir şekilde doğrayacağız. Patateslerimizi doğradık ve şu şekilde bir tepsinin içerisine dizdik. Şimdi kıymalı harcımızı patateslerimizin üzerine şu şekilde boşaltalım. Evet, harcımızı tepsimize boşalttık. Sonrasında şu şekilde yayalım harcımızı patateslerimizin üzerine. Şimdi süsleme yapmak için biberlerimizi doğruyoruz. Şu boyutlarda doğramak yeterli olacaktır. Tepsimize şu şekilde biberlerimizi dizelim. Sonrasında süsleme için domateslerimizi dilimliyoruz. Şu şekilde halka halka dilimlenmeli. Ve domateslerimizi de tepsiye diziyoruz. Yağlı fırın kağıdını şu şekilde suyun altında ıslattık. İyice suyunu sıkalım. Şimdi yemeğimizin üzerine şu şekilde örtüyoruz yağlı fırın kağıdıyla. Daha iyi pişmesini sağlayacak çünkü. Yaklaşık 35-40 dakika boyunca yemeğimiz fırında pişecek. 200 derece ayarı yeterli olacaktır. Şimdi yaklaşık 25 dakikadır yemeğimiz pişti. Yağlı fırın kağıdını üzerinden alıyoruz. 10 dakikada o olmadan pişirme işlemini sürdüreceğiz. Artık 40 dakika oldu. Fırınımızın altını kapatıyoruz. Yemeğimizi çıkarıyoruz. Evet, harika bir akşam yemeği oldu. Siz de evde deneyebilirsiniz. Oldukça kolay bir şekilde bu tarif hazırlanıyor.